Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük gücü, ama en büyük gücü, ne büyük yıldız futbolcu, ne büyük başkan, ne büyük yönetim, en büyük gücü taraftarıdır. Yıllardır böyle olmuştur. Şimdi bu taraftar neden bu kadar kulübüne, başkanına, başkanın makamına aşık iken neden terk eder stadı? Bunu 30-40 tane maç seyrediyoruz her hafta. Kıyaslıyorsun diğer Avrupalı takımlarla. Bir de kendini maçını seyrediyorsun. Sanki jübile maçı oynuyormuş gibi. Yavaş tempoda gidiyoruz. İnsanlar gülmeye geliyor, eğlenmeye geliyor. Geldiği yerde sıkıntıya hiç kimse ortak olmak istemiyor. Demek ki taraftarlar mutlu değil ki gitmiyorlarsa da. Umutsuzum Aydın'ın gidişattan. Onun için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 18 yıldır bu görevi yaptı. Tecrübe istiyorsanız 18 yıl. Peki bilgi diyorsanız Aziz Yıldırım zeki bir insan, kurnaz bir insan. Bilgi diyorsanız futbolun, futbolcunun yapısını çok iyi öğrenmiş. İşte kötü gidince ne yapmak lazım? Başkanın yanında olmak lazım ve başkanın yanında hep ol. Ama şu anda bu durumda şu gözüküyor ki bir kişinin Fenerbahçe taraftarların önüne çıkması lazım. Taraftar da evet bu adam bizden, bu adam bizden dedirtebilen bir adam var, onu tanıyorum. O da Ali Koç. Görevi bırakın demesi lazım Ali Koç'un. Ve göreceksiniz ki o tribün bir gün sonra 40 bin, bir gün sonra 52 bin bütün kapasitesi. Göreceksiniz ki böyle bir durum olsun. Ali Koç bunu ilan etsin. Ali Koç'un başkanlığına ne taksi şoförü, ne trilyoner, ne biz kimse hayır demez. Herkes kabul eder, herkes seviyor. Bence bizim taraftar ve tribünlerin boşluğu öyle bir adımlar meydana çıkar.